Evet gençler, neredeyiz? Saf şiir anlayışıyla şiir yazan şairlerimizdeyiz. Kimdeyiz? Ahmet Hamdi Tanpınar. Tanpınar'ı hikayede de konuştuk, romanda da konuşacağız, şiirde de karşımıza çıkıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar bir profesör, ayrıca milletvekilliği yapmış. Birçok önemli eseri karşımıza çıkacak. Ama bazı anahtar kelimelerimiz var. Bunlar rüya, zaman, mimari, bilinçaltı gibi kelimeler. Bakın en meşhur şiirinden bir parça. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yine bunun yanında Bursa'da Zaman adlı eseri meşhur. Yahya Kemal Beyatlı'dan fazlasıyla etkilenmiş. Tabii ki şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış ve ahenge çok fazla önem vermiş. Tabii ki dili sade, heceyle yazmış, unutmayacağız. Arkadaşlar, bir tane şiir kitabı var. Hepsini bir kitapta toplamış. İsmi Bütün Şiirleri. Romanda da ayrıca değerlendireceğim, anlatacağım olan Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, ki Hayri İrdal karakteri karşımıza çıkacak. Dört bölümden oluşan huzursuzluğun anlatıldığı huzur romanı, Kurtuluş Savaşı'nın anlatıldığı Sahnenin Dışındakiler ve bir de Aydaki Kadın adlı eseri mevcut ki bu fazla önemli değildir. Hikayesinde ise Abdullah Efendi'nin rüyaları ve yaz yağmurundan daha evvel bahsetmiştik. Deneme türünde bir eseri var. Bir iki tane var ama bir tanesi benim için çok önemli, o da Beş Şehir. Valla yıllardır bu beş tane şehir hangisidir diye soracaklar, bekliyorum şu ana kadar sorulmadı. Bunlar hangileri? İstanbul, Bursa, Erzurum, Konya ve Ankara. Bunun yanında Yaşadığım Gibi diye bir tane daha denemesi var. Makale türünde, inceleme türünde de eserleri var. Bunlar neler? Yahya Kemal incelemiş, 19. asır Türk Edebiyat diye meşhur bir kitabı var. Var oğlu var. Kim? Ahmet Hamdi Tanpınar. Saf şiirci unutmayacağız. Zaman, rüya, musiki, bilinçaltı. Bunlar anahtar kelimelerimiz. En meşhur eseri Bursa'da Zaman. Geldim Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl Kısakürek dediğimizde hemen tabii ki Kaldırımlar şairi olduğu aklımıza gelecek. Ve tabii ki o meşhur dergisi. Hangisi? Büyük Doğu. Tabii ki ağaç da var ama Büyük Doğu'nun etkisinin çeyreğe kadar bile belki de yoktur diyebiliriz. Bunun yanında tabii ki biz Necip Fazıl'ı duyduğumuzda aklımıza mistik kişiliği, yani dini kişiliği aklımıza gelecek. Eserlerinde sade dil ve hece ölçüsünü kullanacak. Kaldırımlar şahit olduğunu söyledik. Sultan-ı Şuara'dır, yani Şairler Sultanı unvanı kendisinde vardır. Arkadaşlar, Üstad Necip Fazıl Kısakürek şiir yazdığı gibi tiyatroda yazmış. Birçok düz yazı yazmış. Roman da var ama romanı o kadar önemli açıkçası değil. Gelelim. Arkadaşlar, bütün şiirleri bir kitapta toplamış. O da Çile. Bu Örümcek Ağa dediğimiz, Kaldırımlar dediğimiz böyle küçük küçük aslında kitaplardır. Hepsini Çile'de toplamış. Benli Ötesi ve Sonsuzluk Kervanı. ÖSYM amcam geçen sene Necip Fazıl Kısakürek'e sormuş. Hatta eserlerinden bir tanesi de tiyatro türündeki Namı Diğer Parmaksız Salih'ti. Bakın arkadaşlar, bir adam yaratma, Reis Bey, Künye, bunlar çok 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 önemli tiyatrolardır ki tiyatroda bir daha anlatacağım bunları inşallah. Bunun yanında romanında Aynadaki Yalan, tekrar diyorum, çok fazla önemli değildir. Düz yazı türünde birçok önemli eseri var. Çöleğinden Nur'dan tutun da Büyük Doğu'ya doğru, Çerçeve'ye kadar o ve ben üstad ile arasında kendi hocası Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile olan yakınlığını, münasebetini anlattığı eseri. Bunun yanında Yunus Emre Hazretleri'ne anlatmış. Bunun yanında Son Devrin Din Mazlumları diye bir kitap yazmış. Bunun yanında efendim birçok Said Nursi yazmış. Birçok önemli düz yazı türünde de eser olduğunu unutmayacağız. Kimin? Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in. Necip Fazıl Kısakürek'in de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da saf şiirci olduğunu lütfen unutmayalım.
Evet arkadaşlar, neredeyiz? Ahmet Muhit Dranas. Ahmet Muhit Dranas'ı duydun. Aklına bir tane eser banko gelecek. Sonra diğerleri gelecek. Tabii ki o eser hangisi? Hangisi olacak arkadaşım? Fahriye abla. Kalemde bir yazsa Fahriye abla benim zirvem. Öyseyim amcam soracaksa büyük oranda bunu sorar. Tabii bunun yanında Kar, Olvido, Ağrı, Serenat gibi eserler de var. Ve tiyatroda işleyecek olduğu Gölgeler, O Böyle istemezdi gibi eserler de mevcut. Başka detay bilmene, başka bir şey bilmene gerek yok. Şimdiyiz Behçet Necati Gül. Behçet Necati Gül eğer sana soracaksa büyük oranda üst maddelerde evler şairidir diye sana bir bilgi verecektir. Zaten eserlerine bak, evler, kapalı çarşı, çevre gibi eserleri var. Buradaki bilgilerden çok fazla soru çıkmayacaktır. Edebiyatımızda isimler sözlü ve yazarlar sözlü diye eserleri mevcut. Unutma, evler şairi. Geldim destan şairine. Kim? Fazıl Üstü Dağlarca. Şiirlerinde genel itibariyle yiğitliği, kahramanlığı ve destansı şeyleri anlatır ki Türkçem benim ses bayrağım. Yani Türkçe'ye ne kadar fazla önem verdiğini gösteriyor, unutmayacağız. Ve tabii ki yapma destanlarıyla meşhur. Hani şu meşhur Yedi Mehmetler şiiri, yine Çakır'ın destanı, Üç Şehitler destanı onundur. Bunun yanında Çocuk ve Allah, Havaya Çizilen Dünya'da diğer önemli eserdir. Unutmayacağız. Destan şairi, evler şairi ve tabii ki Fahriye abla. Geldim. Ölüm mü şairi? Aslına bakarsan Cahit Sıtkı Tarancı ölüm değil de yaşamayı çok seven birisi. Zaten yaşamı çok sevdiği için ölümden bu kadar korkuyor. İşin garibi, hani yaş 35 yolunu yarısı eder diyor ya, hani 35'ten belli bir zaman sonra da ölüyor galiba. Ve işin daha da garip noktası, bir zamanlar konuşma yetisini bile kaybediyor. Ta temelden başlıyor konuşmaya. Yani 30-40 yaşında düşünün ki konuşmayı öğreniyor tekrardan. Öyle bir duruma düşüyor. Tabii ki en meşhur eseri 35 yaş. Bunun yanında Desem Ki diye şiiri çok meşhur. Haydi Abbas diye şiiri çok meşhur. Gün Eksilmesin Pencerenden şiiri çok 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 meşhur. Şiir kitaplarında 35 yaş, Düşten Güzel, Ömrümde Sükut, Sonrası gibi eserler mevcut ve tabii ki Ziya Osman Sabah'la mektuplaşmaları meşhur. Hani şu meşhur mısra var hatta. Evlen Ziya'cığım, evlen, ebedi şifadır diyor bir mektubunda. Kime? Ziya Osman Sabah'a. Dikkat! Kimdeyiz? Budizm'den ve Hinduizm'den etkilenmiş. Ki biz Budizm, Hinduizm falan filan duyduğumuzda hemen aklımıza ne gelmesi lazım? Mistik bir şair olduğu aklımıza gelmiş olması lazım. Eserlere bakalım. He, Lamedif, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum'a bir ara bakmıştım ben internette ne demektir falan filan diye. Şimşeklerin tanrısına selam olsun gibi manaya geliyordu. Tabi bu kadar detaya gerek yok. Bunun yanında düz yazı türünde de Mevlana'yı araştırmış. Molla Cami'yi araştırmış, Naima'yı araştırmış, Ömer Hayyam'ı araştırmış. Mistik olduğunu lütfen unutmayın. Biraz daha önemi az olan bir şairimiz Sedat Umran. Çıkma ihtimali düşük görüyorum. Eşyalı şair olarak bilinir ve bir adet şiiri var, leke şiiri. Ne yaptım? Saf şiir anlayışını bitirdim. Hemen toplayalım. Yedi meşalecilerimiz de saf şiirciydi. Bunun yanında Necip Fazıl'dan tutun, Ahmet Hamdi Tanpınar'la, Ahmet Muhit Dranas'ından Cahit Sıtkı Tarancı'sına kadar, Sedat Umran'dan Fazıl Üstü Dağlarca'sına kadar bunların hepsinin saf şiir anlayışıyla şiir yazdığını unutmayalım. Görüşmek üzere.